ülkedeki seçimlerin ardından oluşan tabloyu herkes çok yakından takip ediyor. Peki ya Güney Kıbrıs'ta komşuda ne oldu? Evin içerisindeki ateşi konuşurken, içerideki yangını konuşurken, sonrasında kurulan hükümetle beraber yeni e, gündemi, yeni hükümeti, önümüzdeki süreci konuşurken komşuyu biraz ihmal etmiş olabiliriz. Güney'deki e, başkanlık seçimlerinin ikinci turu sonrasında Ananassiasis yeniden bir 5 yıl boyunca daha ...görevine devam edecek. Ee, Anastasiadis cephesi için önemli bir zafer bu. Peki bu adada e, taraflar arasında e, belki de çöktüğü söylenen müzakereler için ne anlama gelir? Kuzeydeki hükümet, güneydeki seçimler bundan sonrası, e, Rum toplumunun beklentileri, sandıktan e, çıkan mesaj... ...bütün bunları konuşmak üzere çok değerli... E, program konumuzu sizlerle buluşturmak isteriz. Köşe, köşe yazarı akademisyen Sayın İsmail Kemal'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz hoş Bulduk, da. hoş Nasılsınız? bulduk. Nasılsınız? Sağ olunuz, sağ olunuz. Ee, evet, bizde de bayağı bir uzun sürdü. 7 Ocak'taki evet. seçimlerin ardından Güney'deki başkanlık seçimlerine hemen sonrasına denk geldi evet. hükümetin kurulması. Ee, güney'de bildiğimiz kadarıyla e, kabine, e, şimdi kabinede bir değişiklik olacak. E, ay sonuna kadar herhalde bu netleşecek. Evet. Ve Ve Anastasiyaris'in ikinci dönemi e, ...yeniden başlayacak diyelim. Evet. Hocam sandıktan ne çıktı? Birinci ve ikinci tur değerlendirmesi... ...Rum seçmeninin seç, seçime bakışı... E, ...verdiği mesaj nasıl okundu? Evet. Şimdi bakınız... ...sonuç sürpriz değil. Yani Anastasiades'in kazanması bekleniyordu ve sonuçta da... ...kazandı. O açıdan ortada... ...beklenmedik bir gelişme... ...yok. Yani sürpriz olarak nitelenebilecek olan... ...birinci turda... ...Sayın Malas'ın... ...30'a çıkması... Sayın Anastasiadis'in de %35'te kalması. Daha önceki anketlerde Anastasiadis biraz daha yukarılarda, Malas da biraz daha aşağılarda görünüyordu. Orada bir şey oldu yani biraz bir sürpriz oldu. Bir de yani yine anketlere baktığımızda Papadopoulos'la Malas sanki göğüs göğüse bir yarış içerisinde. İşte hangisinin e, ikinci tura kalacağı belli değil e, gibi bir hava vardı. Tabii e, son haftaya girildiğinde bence e, Malas artık şeye öne geçmişti. Ama buna rağmen Pavadopoulos'a yüzde beş fark atmış olması da önemli bir e, gelişmeydi. O da bir sürprizdi. E, beklenmiyordu. Yani yüzde bir, yüzde iki falan o civarlarda bir farkla e, işte ikinci tura e, kalacaktı. E, sonuçta e, Papatu ile Malas arasında %5 beklenmedik bir şekilde ve Malasla da Papad, e, şey Anastasiadis arasında %5 bir fark kaldı. O da beklenmedik bir şeydi. Evet. Yani Anastasiadis'in %37, %38 hatta %39'a e, çıkması e, e, beklentileri vardı. Ee, ancak Malas-Anastasiadis e, e, yarışında e, Anastasiadis'in kazanacağını da herkes e, e, tahmin edebiliyordu. Diğer yarış yaşansaydı, e, Anastasiadis-Pavadobulos e, yarışı yaşansaydı e, o kadar kesin olmayabilirdi sonuç. Daha farklı bir sonuç e, ortaya çıkma ihtimali e, vardı. Evet. Ama Malas'la yarıştığında daha rahattı e, Sayın Anastasiadis çünkü... Papadopoulos'a oy veren seçmenlerin bir kısmının kendine oy vereceğini biliyordu. Zaten söylemini de ona göre ayarlamıştı uzunca bir süre seçim kampanyası boyunca. O kesime hitap eden, onların kulağına hoş gelecek şeyler söylüyordu. Ve gerçekten de sonuçta baktığınızda o kesimlerden hatırı sayılır miktarda oy aldı. Şimdi yüzde 30-35 ile başladılar şeye yarışa. Malasın yüzde 20 daha fazla oy alması gerekiyordu Anasaziya. yüzde 15. Evet. Dolayısıyla Malasın kazanabilmesi için bu pabuđulos seçmeninin büyük bir kısmını yanına alması gerekiyordu. Ee, o gerçekleşmedi. Bir bölünme e, oldu. Bir kısmı Malasa gitti, bir kısmı Anasaziya'ya e gitti. E, bu da tabii sayın Anasaziya'ya e taşıdı e, sonuca e, taşıdı rahat bir şey yani %56 oranında oy aldı Anastasiades. Bu iyi bir sonuçtur. E 5 yıl önce de aynı oranla seçilmişti. Yine %44 yine Malasla yarışmıştı. %44 %56 dolayısıyla 5 yılda bir şey sonuç değişmedi. değişmedi şimdi ikinci döneme giriyor Sayın Anastasiya. İstediğiniz gibi kabinesini kurma çalışmaları devam ediyor. Kendisi tekrar aday olmayacağını defalarca şey etti, vurguladı. Zaten yaş itibariyle de 5 yıl sonra tekrar aday olması pek şey olmayacak. Dolayısıyla son dönemini şey edecek olan bir lider son dönemi iktidarda Beş yılını. Tabii bu beş yılın nasıl olacağını da e, birlikte izleyeceğiz, e, değerlendireceğiz. E, böyle bir noktadayız şu an itibariyle. Evet. E, ikinci turda e, eğer Papadopoulos'ta bir yarışma söz konusu olsaydı e, acaba sonuç değişebilir miydi? Değişebilirdi. Değişebilirdi şöyle, e, o zaman Akel oyları e, sonucu belirleyecekti. E, %30 civarında bir oydan söz ediyoruz. E, bu oyların Papadopoulos'a gittiğini e, şey ederseniz, e, hesaplarsanız Papadopoulos rahatlıkla %50'yi e, geçer. Ha, gider miydi? Gidebilirdi. Yani akel seçmeni Sayın Anasazi'ye oy vermez öncelikle. Dolayısıyla e, seçenekleri şey olacaktı. Ya sandığa gitmeme veyahut da eee e, oy verme. Bence hatırı sayılır bir kesim gider Pavadopoulos'a e, oy verirdi. Bizdeki cumhurbaşkanlığı e, seçimi gibi böyle biraz evet. karışık oldu evet. değil mi? E, o durumda Sayın Pavadopoulos'un kazanma e, şansı e, evet vardı. Çünkü şöyle bir durum oluşacaktı. E, DC şey yani Anastasia ise oy veren e, seçmen dışındaki geriye kalan bütün seçmenler e, Pavadopoulos'un arkasında e, olacaktı. Ee, o zaman o çoğunluk e, oluşabilir. E, Malas, Papadopoulos'un seçmeninin hepsini getiremez. Öyle bir şey mümkün değildir. Ama e, Papadopoulos ikinci tura kaldığında Akel seçmeni çok büyük oranda Papadopoulos'a giderdi. E, evet. Dolayısıyla bence Sayın Anastas en büyük korkusu buydu. E, i̇kinci tura Papadopoulos'un kalması. E, o kalmayınca ikinci tura artık ondan sonra rahattı. Yani son haftayı rahat e, geçirdi e, diyebiliriz. Bir de e, bir boşluk oluştu sanırım. Yani özellikle ikinci turda kimin e, kime oy vereceği şeklinde diğer partili liderlerinin, diğer e, belki de e, kitlenin bir yönlendirmesi olmadı. Olmadı. O da Sayın Anastasiadis'in lehine oldu. Şimdi eğer e, Papadopoulos ve onu destekleyen partiler Malas'ı destekleme yönünde bir karar çıkarsalardı… O zaman bu seçmenin daha fazla bir kısmı gidip Malas'a oy verirdi. Ama yapmadılar. Neden? Serbest Bunu bıraktılar. nasıl okuyorsunuz? Yani bu bir siyasi bir ee, şey, yenilgi, kabullenme midir yoksa organize olamama mı? Evet. Hayır. Kıbrıs konusunda arada var olan çok ciddi görüş ayrılıkları nedeniyle Diko'nun Akel'e destek vermesi zor. Yani Dico federal çözüme karşı çıkan federal çözümü benimsemeyen bir noktaya gelmiş durumda. E, Akel ise Kıbrıs Rumlar arasında en fazla federal çözüme destek veren e, e, parti. Bu krans sürecinde e, de işte Akel Anastasiadis'i eleştirirken Diko gayet memnundu e, Anastasiadis'in politikalarından. E, böyle bir tablo ile e, şey edildiğinde e, çıkıp da e, şeye destek vermesi, Malas'a destek vermesi e, onlar için şey değildi. Yani o olabilecek olan bir şey değildi. E şimdi tabii yani Sayın Anastasiadis'le de araları aslında çok iyi değil. E, o nedenle e, onunla da bir pazarlığa oturmadılar. E, yapabilirlerdi öyle bir şeyi. Yapmadılar. E, serbest bıraktılar şeylerini, seçmenlerini. Seçmen de bölündü bir kısmı Anastasiadis'e gitti bir kısmı. Ama yani sonuç olarak bu Anastasiadis'in yararına olan bir tavırdı. Bu partilerin net bir şekilde şey etmemesi, evet doğrudur. İkinci turda. Sadece Akel kendi seçmenine işte Malas'a oy verme önünde çağrı yaptı. Disi de Sayın Anastasiyadis'e geriye kalan partilerin tümü serbest bıraktılar seçmenlerini. Ve o seçmen bölündü sonuç olarak. Tabii yani mesela şeye baktığınızda, Elam oylarına baktığınızda çok büyük oranda Sayın Anastasiyadis'e gitti. Evet. O da yani %6'ya yakın hatırı sayılır bir şey oy oranı. Öyle bir avantajı da vardı şeyin Sayın Assadi'sin. Oradan toplu bir oy geldi kendisine. Ama Dikoda'dan da ve diğer bu küçük partilerden de epey oy aldı ve bu şekilde yüzde %56'ya taşıdı şeyini oy oranını. peki buradan nasıl mesaj çıkarmak gerekir? Özellikle hem Rum iç kamuoyuna hem de Rum iç siyasetine, Güney Kıbrıs'a ekonomiye, evet. ülke dinamiklerine hem de Kıbrıs sorununa ilişkin olarak evet. buradan nasıl mesaj çıkarmak? gerekiyor? Şimdi bizde bu konuyu genellikle ağırlıklı olarak Kıbrıs sorunu bağlamında analiz etme şeyi var, yaklaşımı var. Aslında pek de öyle değil. Ben değil buna katılmıyorum, evet, buna katılmıyorum. Burada esas önemli faktörler iç faktörlerdi, ekonomi başta olmak üzere işte sosyal politikalar, devletin diğer politikaları. Bunlar çok çok önemliydi ve burada e, Sayın Anastasiyadis'in çok büyük bir avantajı e, vardı. Kendi iktidarı döneminde, kendi 5 yılında ekonomi görece bir iyileşme e, yaşadı. E, Akel'in iktidarı döneminde ise ekonomi çok büyük bir kriz e, yaşamıştı. Şimdi Sayın Malas bağımsız aday olarak ortaya çıktı ama sonuçta Akel'in adayı olduğu e, biliniyordu. Şimdi insanlar yani sıradan vatandaşın e, kafasında olan e, şudur. Akel iktidarı döneminde bizim ekonomimiz e, iflas noktasına geldi. Anastasiadis döneminde ise yavaş yavaş düzeldiği belirli bir, e, bir programa noktaya sokuldu. geldi. Evet bir programa sokuldu. E, bu noktada tekrar e, o eski şeye gelmemek için Anastasiadis'e oy verelim tavrı e, ağır bastı. Ekonomi yönetimi konusunda bence yani Kıbrıs sorunu değildir burada esas şey olan etkili olan aktör. Ekonomi yönetimi konusunda seçmen Anastasia ise daha fazla güvendi. Bu biraz önce saymış olduğumuz nedenlerden dolayı 5 yıl içerisinde ekonominin epey düzelmiş olması işte bütçe dengelendi ekonomi çok az da olsa büyümeye geçti. E, işsizlikte bayağı bir e, düşüş e, oldu. ha Yok mu? Daha e, bazı önemli ekonomik sorunlar var. E, i̇şte IMF e, e, falan, Troika'nın şeyleri gidip, geli gidip geliyor. E, onlar da kontrol ediyorlar. Ama bu 5 yıl içerisinde devlet harcamaları kontrol altına alındı. Yeni memurlar alınmadı devlete. E, Borturular şişirilmedi. E, maaşlara artış Özür dilerim yapılmadı falan bu şekilde bir denge sağlandı kamu maliyesinde bu da piyasayı olumlu etkiledi yani baktığınızda bu canlanmayı görebilirsiniz mesela inşaat sektörü felç olmuştu şu anda inşaat sektörü canlandı çalışıyor dolaşırken görüyorsunuz her tarafta inşaatlar yapılıyor. Piyasada para dönmüyordu, şimdi piyasada para dönüyor. Kredi alma çok zorlaşmıştı. Şimdi insanlar kredi daha kolay alabiliyorlar yeni iş kurmak için veya da başka işte ihtiyaçları neyse. Tabii şimdi kredi almak çok çok daha sıkı bir denetim altında. Çünkü bu ekonomik krizin nedenlerinden biri de bankaların çok kolay bir şekilde insanlara kredi vermesi ve sonunda insanların da bu kredileri ödeyememesiydi. Şimdi kredi almak isterseniz önünüze çok uzun bir liste koyarlar. Onlara hep cevap vereceksiniz. Onlara araştırılıyor falan. Gerçekten o krediyi geri verebilecek durumdaysanız size kredi veriliyor. Yani gelir düzeyiniz falan her 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 şeye bakılıyor ona göre. Bunlar tabii şeyin Avrupa Birliği'nin ve Uluslararası Para Fonu'nun talebiyle oluşturulmuş olan e, şeyler, süreçler. E, bu anlamda e, ekonomi daha fazla ayakları üzerinde duruyor. Bu da Sayın Anastasiyadis lehine e, çalıştı. Akel'in o 5 yılı ekonomi yönetimi anlamında şey çok büyük başarısızlık olarak görülüyor. E, Akel dışındaki seçmenler tarafından. Yani Diko seçmeni de böyle bakıyor, işte diğer seçmenler de böyle bakıyor. Bu nedenle daha rahat bir şekilde gidip Sayın Anastasiyelis'e oy verdiler. Anlaşılır bir şey. Bir başka kriter neydi seçmenin, seçmenin için? Bir bakınız yani aydın. mesela şeyi dersek yani Kıbrıs sorununun hiçbir önemi yoktur demek de yanlış olur. Tabii ki insanlar için Kıbrıs sorununun bir önemi vardır. Tabii ki herkes kendi siyasi duruşuna göre adayın şeyine bakar. Ee, Kıbrıs konusuyla ilgili e, tavrına bakar. E, bu anlamda da Sayın Anastasiya'de yani son e, yani seçim kampanyası boyunca bu kesimin kulağına daha hoş gelecek söylemler e, geliştirdi. O anlamda da e, yani işte diko tabanı ve diğer e, bu geriye kalan küçük partilerin tabanı ona e, oy verirken çok fazla e, zorlanmadılar. Akel'in söylemi bu tabana Kıbrıs konusundaki söylemi daha şey gelir, daha zıt gelir. E, bu noktadan hareketle de aslında yani Sayın Anastasiyadis'in akıllı bir strateji izlediği seçimleri kazanmak açısından. Çünkü her politikacının amacı nedir? Seçimleri kazanmak ilk görev şey budur. E, yani bunu gördü, ona göre bir şey oluşturdu. Seçim kampanyası söylemi oluşturdu. E, daha sert Kıbrıs konusunda daha sert e, söylemler e, e, dile getirdi ama bu da ona e, seçimlerde başarıyı getirdi de diyebiliriz. Yani Kıbrıs sorunu da vardır bu işin içerisinde bir e, şey Peki, olarak. Peki federal çözüm noktasında çözümü destekleyen e, seçmen e, sandıkta. Ama e, terazinin hangi kefesinde daha çok ağırlığa Şimdi ağır bak bas. yani orada evet yani şu anda federal çözüme destek verdiğini söyleyen iki parti var. Biri Akel, biri DC ve bunlar karşı karşıya geldiler şeyde e, seçimlerde. İki farklı adaya e, oy verdiler. E, o anlamda e, bu oylar ikiye bölünmüş e, durumdaydı. Ama bunun dışında federal çözüme çok fazla şey sıcak bakmayan kesimler neredeyse e, yarı yarı e, Sayın Anası e, bence ağırlıklı olarak e, oy verdiler. Yani böyle bir gruplaşma oldu. Şimdi DİSİ e, seçmeni federal çözüme olumlu bakıyor olsa da tabii ki Sayın Anası oy verecek. E, çünkü partinin lideriydi, partinin e, şeyidir. O anlamda AKEL de tabii kendi e, adayına e, oy verdi işte geriye kalan partiler yani Papadopoulos'a oy vermiş olan partilerdir karşı duruş tergileyen federal bir çözüme ki yüzde yirmi beşlik bir şey var. Ona yüzde altı şeyi de eklediğinizde Elam'ın oylarını yüzde iki de şeyi Lilikas'ın Lillikas, Lillikas oylarını eklediğinizde yüzde otuzu geçer. Yani aslında üçe bölünmüş bir seçmen tablosu var. Yüzde otuz, yüzde otuz beş. Evet. burada e, o geriye kalan e, şey e, seçmen yani AKEL ve DC dışındaki seçmenin e, yarısının zaten şeye oy vermesi e, Anastasia ise onun kazanmasına yetiyordu ve nitekim sonuçta da %56 ile e, seçimleri e, kazandı. Evet. Şey bu. Yani Tablo bölünme e, işte federal çözümden yana olanlarla federal çözümden yana olmayanlar şeklinde değildi. DC AKEL mücadelesi olarak gerçekleşti. Evet, peki. Ee, günün sonunda e, Anastasia Eris geride bırakmış olduğumuz 5 yıl içerisinde e, kendi halkı tarafından takdir e, görmüş olacak ki ya da e, bir şekilde sınava geçmiş olacak ki bir 5 yıl için daha görevlendirildi. Tabii, tabii. Yani %56'lık önemli bir şey e, evet, oy oranı turda, ile. Evet, evet, birinci turda da %35. %35, evet. E, önemli bir e, oy oranı bu hem de çok sayıda adayın olduğu bir seçimdi evet. bu. Dolayısıyla güven tazelemiş oldu. Tabii, Peki tabii. Kıbrıs müzakereleri noktasında acaba siyasetten bir değişikliğe girer mi? Son ve ilk röportajı seçimden sonra Anastasiya Resim'in Euro Nise oldu ve burada verdiği demeçte de Rum basında vermiş olabilir ama yine hem Türk tarafına da hitaben verdiği mesajda Sayın Akıncı'yla görüşme noktasında evet. bir talebi olduğunu, olacağını evet. görüyoruz. Evet. Ee, ancak Türk tarafından gelen yani özellikle Türkiye'den Sayın Çavuşoğlu'ndan gelen mesajlara bakıldığında bakıldığındaysa e, yeniden bir müzakere e, ortamının oluşmasının pek mümkün görünmediğini söylüyor. Evet. Ee, evet. Bu bakımdan e, geride bırakmış olduğumuz 5 yıldan daha farklı bir 5 yıl dış politikada evet. e, Kıbrıs sorunu açısından bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Bir Herhangi bir sinyal var mı burada? Yani şimdi bu konuda e, kesin bir şey söylemek mümkün değil. E, bunu birlikte e, yaşayacağız. Şöyle bir şey var. Yani artık Anastasiyadis tekrar seçimlere girmeyecek. Öyle bir derdi yok, seçim derdi yok. Daha rahat bir şekilde Kıbrıs konusunda politikalar yürütebilir. Olabilir. Bu bir olasılıktır ve bunu tabii önümüzdeki dönemde göreceğiz. Tabii ki yani kendisi açıklamalarında önceliğinin Kıbrıs sorunu ve ekonomi ikisini de vurguluyor olduğunu söylüyor. İşte görüşmek istiyorum diyor en erken zamanda. Evet. Bunları söylemeye devam edecek önümüzdeki dönemde. Tabii şu andaki önceliği de hükümeti kurması, Kurmak. hükümeti kurduktan sonra daha fazla bu konulara yoğunlaşacak şeyde doğru yani Türk tarafının şu andaki duruşuna baktığınızda böyle çok hemen aman başlayalım şeyi yok Hava görüşmeci yok. yok görüşmeci yok müzakereci müzakereci yok. daha doğrusu müzakereci evet, müzakereci, işleri, işleri, e, ve müzakereci de dışişleri ekonomi enerji bakanlığına geçti yani buradan şöyle bir şey de yürütülebilir böyle bir düşünce ee, Sayın Nami e, çok önemli gelişmeler olacağını bekleseydi belki kalırdı. Böyle bir şey bekleyişi içerisinde olmadığı için bakanlığı tercih etti diye de e, düşünmek mümkün. Ya da böyle bir tabii mesaj tabii verilmiş bizi... olabilir. Ee, olabilir o da olabilir. Ee, ama sonuç olarak şu anda e, müzakereci yok ve e, erken bir zamanda da müzakereci atama gibi bir şey e, niyetin olmadığı e, açıklandı. Parantez açarsak bugünkü Dışişleri Bakanlığı'nın pozisyonu hükümetin e, Türk tarafındaki hükümetin e, almış olduğu karar açısından özellikle daha çok Türkiye ile ilişkiler noktasında bir pozisyon ama evet. Ekonomi Enerji Bakanlığının e, ayrı bir önemi var. O da evet, e, evet. gerek e, elektrik gerek hidrokarbon gerek işte sondaj ve bunun gibi evet, evet. E, dış konuları da ilgilendiren çok önemli bir pozisyon. tabii tabii, tabii muhakkak. E, mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı ile aralarındaki diyalogu da bildiğimiz için Sayın Nami arasında muhtemelen bir e, istişare olmuştur diye evet. düşünüyoruz. Muhakkak. Yani biz onları bilemeyiz. Evet. Sadece spekülasyon yapabiliriz. Ama şu andaki durum açısından e, baktığımızda bir, e, Türk tarafı e, toprak konusunda vermiş olduğu haritayı geri çekti. E, i̇ki, şu anda... Geri çektiğini öğrendik. Evet. Şu anda da bir müzakereci yok. E, ve bu müzakereciyi atama konusunda da fazla e, acele içerisinde olunmadığı şey e, tablosu. Şimdi e, Sayın Anastasiyadis'in olduğu noktadan baktığınızda buna ne yani biz kendimizi onun yerine koyalım. İşte bakıyor Türk tarafına. Türk tarafı toprak konusundaki haritayı geri çekti. Müzakerecisi de yok. Nasıl bir şey oluşur? imaj oluşur. Yani Türk tarafının çok... Bu işte e, acelesi yok e, evet. müzakereleri yeniden başlatma konusunda. E, şimdi e, ne olur yani onu bilmek e, çok zor. E, büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde işte Amerikalılar gidip gelmeye başlar, Avrupalılar gidip gelmeye başlar, Birleşmiş Milletler e, e, gidip gelmeye başlar. Yani bu işi yeniden tekrar başlatmak için bir e, şey olur, e, çaba olur bu noktada da iki taraf arasında bir pazarlık yaşanır yani başlayacaksak müzakerelere nasıl başlayacağız? Ne için, bu, ne için başlayacağız ve ne kadar süre için başlayacağız? Türk tarafı devamlı şey vurgusu yapıyor yani kısa sürede bu işi bitirmek lazım eğer tekrar oturacaksak, Rum tarafı şimdiye kadar hiçbir zaman şey, takvimi e, kabul etmedi, hakemliği de e, kabul, kabul etmiyor. İşte yani müzakere masasına tarafların tekrar yeniden oturabilmeleri için bu konularda e, ortak şeyler üretmeleri gerekecek, e, pozisyonlar üretmeleri gerekecek. E, bu da zaman alacak gibi, yani böyle hemen kolay e, olacağını ben e, e, sanmıyorum. Ne değişecek? İsteriz demez. Ya yani isteriz istemez bu transmontananın Montana'nın bırakmış olduğu ağızlarda bırakmış olduğu şey acı tat da var. onun etkileri de var. Bunları aşmak da böyle hemen kolay, kolay değil. değil. Ha sayın örneğin sayın Malas seçimleri kazanmış olsaydı daha kolay olurdu. Yani akıncı için de daha kolay olurdu. İşte Rum tarafının şey yani o başlatma müzakereleri başlatma şeyi biraz daha kolay olabilirdi. Bir değişiklik oldu. Şu anda bir değişiklik yok. Aynı eee Liderle e, yola e, devam e, durumu var. Eski tas, eski hamam. Ha tabii Sayın evet. Papadopoulos kazanmış olsaydı hiç başlamazdı bence müzakereler. O hiç mümkün e, olmazdı. E, o anlamda e, hem bu Trans Montana'da yaşanmış olanların oluşturmuş olduğu ee, sıkıntılar, kırıklıklar, kırık, kırgınlıklar diyeyim evet, ee, kızgınlıklar belki e, tamam yani bunların bir şekilde e, geride e, e, kalması ve bir de bu önemli konularda e, belirli bir zemin e, oluşturulması. Şimdi e, Rum tarafının açıklamalarına baktığınızda e, genellikle hep şey etrafında döner. Güvenlik ve Garantiler başlığı bu konuda işte toprak başlığı ve bir de mülkiyet başlığı. Esas vurgu tabii şeyde güvenlik ve garantiler başlığında. İşte bu noktada yani müzakerelerin başlayabilmesi için Sayın Anastasia Edis kendisi de devamlı şey vurgusu yapıyor. İyi bir hazırlık yapılması gerekir diyor. Yani Transmontana türü bir konferansa gitmeden önce... İyi bir hazırlık yapılması gerekiyor. Benim anladığım bundan işte bütün bunların daha önceden konuşulup da e, oraya gidildiği zaman bir önceki gibi başarısızlıkla sonuçlanmaması, oraya gidildiğinde artık işi bitirmek için e, e, gitmek e, bunun da sağlanabilmesi için e, epey çalışma e, evet. yapılması gerekecek. Dolayısıyla böyle yani işte Sayın Alparslan şeyi kazandı, seçimleri kazandı, tamam her şey olup bitecek yakında. Gibi bir şey içerisine beklenti içerisine e, girmemek lazım. Bu iş e, biraz şey e, zaman alacak. E, ben her zaman şeyi de katarım. Yani bölgemizdeki gelişmeler de yani çok olumlu bir şey oluşturmuyor. E, hava oluşturmuyor. Konjonktür oluşturmuyor. Özellikle Suriye'deki durum e, falan. Eğer oralarda biraz durulma olabilse, bu bize daha olumlu olarak da ah, yansır. Afili nasıl görülüyor Güney'de? Çok böyle ön plana çıkan bir konu değil. Ama ee, takip ediliyor mu? E ediliyor, yani basın takip evet. ediyor ama yani seçim dönemine geldiği için bütün dikkatler seçimler üzerindeydi. Şimdi seçimler geride kaldı. Belki biraz daha fazla bu önümüzdeki dönemde şey edilecek ama genelde bu Suriye meselesi ki yani aşağı yukarı 7 yıldan beri devam ediyor. Böyle çok fazla ön plana çıkan bir konu olmadı. Güneyde. Çok tartışılan bir konu olmadı. İşte Rusya'nın oraya asker gönderdiği dönemde falan işte veyahut da Türk savaş uçaklarının Rus savaş uçağını düş o, o tür böyle çok şey olduğunda tabii ki ön plana çıkıyor ama böyle çok gündemi meşgul eden bir şey değil. E, dolayısıyla yani şimdi önümüzdeki günlerde tabii yaşanacak gelişmeler de önemli. Ne gibi gelişmeler yaşanacak Suriye'de ha, e, ona meselesini... göre zaman zaman geliyor tabii yani gündeme geliyor. Evet, harita meselesini konuşmak isterim, sormak evet. isterim size. Evet. E, Sayın Anasaselis'in son röportajından anladığımız kadarıyla bunu bir bir nevi bir müdahale olduğu yorum ortaya çıkıyor. E, biz bunlara alışığız diyor. bu e, Böyle bir soruyla muhatap evet. oluyor Euronips'e evet. verdiği röportajda. E, Sayın Akıncı'nın hatta soru da biraz e, böyle manipülatif. 24 saat kala haritayı çektiğini evet. açıklaması şeklinde evet. bir ifade evet. var orada. E, doğru olmamakla beraber ama bir haritanın çekildiğinin e, Aralık ayının başında çekildiğini öğrenmiş olduk biz evet. de. Evet, e, Seçimin son haftasında Güney'deki. Evet. E, genel itibariyle gerçekten bir müdahale olarak mı e, görüldü? Eğer bu bir müdahale ise sizce e, ya da Güney e, bunun bir etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz seçimde? E, şimdi... Ee, Sayın Annasasyadisinin algısı böyledir. Yani Sayın Asasyaist bunun zamanlamasının e, seçimlerle bağlantılı olduğunu düşünüyor buna inanıyor. Bunu ortadan kaldırmak mümkün değil. Ha, Türk tarafı da diyor öyle bir şey yok öyle bir e, alakası yok. Ama yani şey olarak zamanlama olarak e, her kim bunu şey etmişse planlamışsa bu açıdan çok isabetli değildi. Yani bir hafta sonra seçimlerin tamamlanmasından sonra da yapılabilirdi. Veyahut da daha önceden yani iş olup bittiği zaman da yapılabilirdi. Bir etkisi oldu mu? Bence olmadı. Ters teper bu tür şeyler Kıbrıs Rumlar'da. Yani biraz belki bizde anlaşılması zordur ama Böyle bir şey yaptığınızda insanlar tam tersine e, gidip Anastasia'ya dese daha fazla e, oy verir. E, tersi olmaz. Yani aman Sayın Malas'a oy verelim de e, falan e, olmaz. Eğer böyle bir düşünce e, e, var mıydı bilmiyorum tabii sanmıyorum da. E, ama yani zamanlamada bir şey var. Ama e, başka bir tartışmaya beraberine getirdik. E, yani da, Kipriyam... daha hassas davranılabilirdi o konuda. Kipriyam... Kıbrıslı Rumların siyasal süreci böyle son... Artık şeye girerken bu kadar önemli bir konuda e, bir açıklama e, yapmanın e, müdahale olarak algılanacağını, algılanabileceğini de düşünmek e, gerekiyordu. Hı hı. Bunu da kabul e, etmek lazım. Bir, evet, de, dolayısıyla doğal olarak böyle ama bir başka tartışmaya beraberinde getirdi. Hani bu bir müdahale mi değil mi geçtik. Evet, evet. e, Muhanefet, Anastasiadis karşı cephesi e, demek ki Anastasiadis, ee, bunun geri çekildiğini biliyordu ama bize söylemiyordu noktasında evet. bir Şimdi durum oluştu. Yani bu da, da en büyük başarım. Evet. Masayı harita masaya haritayı masaya getirtmek e, şeklinde oldu. bir söylemi evet. vardı ve bunu seçim döneminde de konuşuyordu. Evet. Dolayısıyla bunu muhalefet özellikle Aker tarafı da kullanmaya çalıştı. Evet, yani bu çok doğal bir şey. Şimdi bakınız seçimlere çok az bir süre e, kalmış. Türk tarafında böyle bir açıklama geliyor. Muhalefetin bunu değerlendirmeye çalışması kendi lehine de gayet e, e, doğal. Ee, Sayın Anastasiya, de kendine göre e, şeyler e, zaten yani her zaman o haritayı almış olmayı büyük bir başarı olarak e, kendi evet. tarafına e, sunuyordu. E, ama buna bir de şeyi ekledi işte yani bu bir müdahaledir şey bizim e, seçim sürecimize. Karşı e, argüman. Dediğim gibi bunun yani. e, çok fazla bir e, etkisi olmadı ama tartışma konusu olması da gayet doğaldı. Ee, sonuç olarak e, işte gerek sayın Matis e, falan onlar da dediler ki bizim haberimiz yoktu e, işte Kıbrıs Türklerin şeyinden e, öğrendik. Bebe de diyor ki e, biz Türk tarafının bu konudaki niyetini yani geri istediğini e, şeye illettik e, Rum tarafına e, ilettik. ama haritalar onları sunan taraflara ait olduğu için de. Eğer bir taraf istemişse haritasını bana haritamı geri ver demişse ben hayır vermem sana öyle bir şeyimiz yok. Dolayısıyla da verdik diye bir şeyde açıklamada bulundular. Ha şimdi bunu yani bu tartışmanın biraz dışına çıktığınızda da şey baktığınızda yani önümüzdeki dönem açısından bu da bir belirli şey ve mesajlar Mesaj veriyor. Ediyor. Daha zor olacak iş yani. Demek ki bu toprak pazarlığı tekrar e, yapılacak, e, geçmiş noktadan hareket edilecek olsaydı iki tarafın sunmuş olduğu harita e, üzerinden. E şimdi o haritalardan biri geri çekildiğine göre tamamen yeni Sadece bir, bir mi? şey. Ee, ya ben bir yerde Rumların da geri çektiğini okumadım. Çünkü bilmiyorum sizde varsa. Çünkü önerilerin, bilgiye... önerilerin tamamının geri çekildiği açıklanmıştı Transfontana'dan sonra ya, tamam, ama önerine, haritada e, harita, dahil miydi buna? Evet, bilmiyorum. Bu tartışıldı yani, mı hiç evet, güne? E, hiçbir yerde okumadım. Sizde varsa öyle bir bilgi. Bizde harita evet. olarak bulamadık ama evet. e, bunu yorumlayanlar bizlerin de ulaştığı bilgiler Şimdi, haritanın da tek taraflı olmadığı. öyle olsaydı evet. Beme'nin de onu açıklaması gerekiyordu. Yani Beme de her iki tarafta çektiği demesi gerekiyordu. Öyle bir şey ben okumadım adım. E, hep Türk tarafının geri çektiği üzerinden gitti e, tartışma. Ama Güney'in de ara ara çektiğini araştırmak, öğrenmiş. araştırmak lazım evet. yani evet. Yani Güney de zaten çekmiş olduğunu Yani e, e, demek ki e, müzakere masası yeniden kurulsa bile bu toprak konusuyla ilgili e, pazarlık e, Transmontana'da bırakılan noktadan değil de ee, tekrar yeni baştan e, yapılacak. Ee, bu da tabii yani işi zorlaştırır. Peki bir başka konu da e, müzakerelerin zemininde bir değişiklik ya da tırnak içinde söylenen evet. parametrelerde değişiklik. Şimdi evet. Türk, Türk tarafı sayın Çavuşoğlu bundan bir ay önce yaklaşık bir röportaj verdi Anadolu Ajansı'nda ve dedi ki biz Ağustos ayında e, KKTC'de devletin zirvesiyle bir araya geldiğimiz o yuvarlak masa toplantısında. Güneydeki seçimlere kadar bağlayıcı bir karar üretmeme ya da bunu açıklamama noktasında mutabakat sağlamıştık demişti. Evet. Yani Türk tarafı Güneydeki seçimlere yönelik olarak seçimlere doğru seçim süresi boyunca bağlayıcı bir karar, radikal bir değişiklik kararı açıklamama almama mutabakat almış ama şimdi anladığımız kadarıyla. Her iki taraftaki de seçimlerin ardından şimdi yeni bir dönem başlıyor. Evet, muhakkak, bu dönemin muhakkak. değerlendirilmesi, yorumlanması gerekecek. Tabii, e, bu tabii. noktada muhtemelen hükümetin de e, kurulmasının akabinde Türk tarafından e, ziyaretçiler tabii, gelecek. Tabii, yani Bunlar konuşulacak e, ve evet. o parametre değişikliği de muhtemelen gündeme evet, gelebilir. Evet. Rum tarafı da bunun farkında ki Sayın Anastasiadis'in demeçlerine de bu da yansıyor. Gelen havayı sormak isterim. Evet. Yani Rum basını takip edenler, işte gazeteciler vesaire takip edebiliyor ama bizleri izleyen, belki Türkiye'den de yurt dışından da izleyen vatandaşlar tabii, var. Tabii. O bakımdan böyle hiç tabii, bilmiyormuşçasına tabii, tabii, tabii. soruyorum evet. size efendim. Güney Kıbrıs'ta vatandaş yaşayanlar, evet. e, Türk tarafındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? Yani evet. Türkler artık işte... Kendi başlarının çaresine bir şekilde her ne kadar sıkıntıları da olsa zaman zaman Türkiye'de gerginlikler de evet. yaşansa artık alıştılar buna çözüme ihtiyacı yok gibi bir izlenim var mı? Evet. İşte evet. sondaja karşı bir sondaj cevabı verilecek evet. elektrik işte su bunun gibi projeler acaba artık Türk tarafı çözümü istemiyor ya da buna ihtiyacı kalmadı gibi bir algı söz konusu evet. olabilir mi? Evet. Yani tek bir algı yoktur çok farklı kesimlerde farklı algılar vardır hep bunları görmek lazım. Bir de şunu yani bizde yani Kıbrıslı Türkleri kendi seçim süreçleri nedeniyle çok fazla Kıbrıs Rumların seçimleriyle ilgilenemedikleri gibi Kıbrıs Anladım. Rumlar da kendi seçim süreçleri nedeniyle buradaki gelişmeleri böyle eskisi gibi çok fazla şey Takip etmediler. Edelim. Şimdi tabii bu süreçler geride kaldığı için biraz daha fazla bu şeyler ön plana çıkacak. Ee, şimdi parametreler konusunda e, bütün siyasal güçler arasında orta ortak bir görüş vardır yani orada şey, Parametrelerin değişmesini kabul etmeyiz. Ortaklı. Krans Montana sonrasında gerek Türkiye'den gerek burada Kıbrıs Türklerden bu yönde bazı açıklamalar gelmişti. Yani artık eski parametreler geride kaldı, yeni parametreler gerekiyor. Ama evet. Rum tarafında da bütün siyasi partilerin ortak görüşü vardır. Biz parametrelerin değişmesini kabul etmeyiz. Dolayısıyla eğer Türk tarafı parametrelerin değişmesi şeyiyle ortaya çıkarsa, talebiyle ortaya çıkarsa büyük olasılıkla müzakerelerde de başlamaz. Böyle bir şey ortaya çıkabilir. Ha, e, algı yani e, Kıbrıs'lı Türkler konusunda. Şimdi burada şey önemlidir. Yani öncelikle siyasal duruşu. Yani mesela işte bir AKEL taraftarı ise onun bakışı daha farklıdır. İşte bir Diko taraftarı ise onun bak veyahut da edek taraf veya yani elam tarafları ise onun da daha farklıdır e bakışı. Ee, her iki öe de var. Yani e şöyle yani bir yandan ya bu Kıbrıs Türkler e bir şekilde bu işi götürüyorlar. Problemleri de olabilir, şunları da olabilir falan filan. Dolayısıyla bizim e zaman kaybetmeden bir çözüme gitmemiz gerekir diyen insanlar da vardır ama bunu söylerken Temel kendi pozisyonlarından geri adım atmama şeyi. Ee, yani bildiğimiz işte o ulusal konseyde karar oy birliğiyle e, alınan kararlar noktasından da vazgeçmeme. Yani şey e, e, işte zaman bizim aleyhimize çalışıyor diyorlar ama sırf zaman bizim aleyhimize çalışıyor diye de işte gelin şundan vazgeçelim bunu öyle bir şey de yoktur. Hiçbir partide yoktur. Dolayısıyla müzakere masasına eğer oturulursa Rum tarafının o bildiğimiz pozisyonları temelinde... ...yani Ulusal Konsey'de alınan kararlar temelinde bir şey olacak. Türk tarafının bu şeyi nasıl oluşur? Yani o parametrelerle ilgili tavrı, söylemleri nasıl oluşur? Onu bilemeyiz, önümüzdeki dönemde göreceğiz ama... Dediğim gibi eğer Türk tarafı parametreleri değiştirme talebiyle ortaya çıkarsa rum tarafı şeye oturmaz müzakereye oturmaz. Bunu da yani görmek için çok şey olmaya gerek yok. Peki bu denklemde size göre yani bu e, genellikle gözlemlerinizi aktardınız evet. ama bir de yorumunuzu merak ediyoruz. Tabii, tabii, tabii. Kıbrıs sorununun geleceğini nerede görüyorsunuz yakın ve orta vadede? Şimdi bakınız e, seçimlerin her iki tarafta da tamamlanmış olması e, yeni bir şey açıyor. E, bir e, dönem Sayfa, bir yani. dönem başlıyor. Bu dönemde aktörlerin e, tavırlarının ne olacağını tahmin etmek kolay değil. Yani bu konuda çok fazla şeyimiz de yok, e, bilgimiz de yok. E, teorik olarak e, böyle hemen olmasa da kolay olmasa da bir süre sonra e, müzakereleri yeniden başlatmak için e, diplomatik e, girişimler olacağını e, öngörebiliriz. İşte bunlar e, kısa sürede sonuç verir mi yoksa o pazarlıklar uzayıp e, gider mi? İşte bu sondaj meseleleri bu çabalara nasıl yansır bunları? Hızlandırıcı bir şekilde mi yoksa engelleyici bir şey mi olur aktör mü olur bunları göreceğiz yani Türkiye'nin içindeki durumu da hep hesaba katmak gerekir yani Türkiye şu anda mesela işte Afrin ile çok çok meşgul kendi güvenlik sorunları ile çok meşgul Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun da birçok ülke ile de çok ciddi sorunlar yaşıyor. Evet. Rusya ile belirli ilişkiler geliştirmeye çalışıyor. Bu ortamda ne olur, nasıl olur? Bunları tahmin etmekte. Yani konjonktürün de çok iyi, çok olumlu olmadığı çok bir ortamdan çok söz denkkenli. ediyoruz. ama sonuç olarak tabii yani Türkiye hükümetleri de hep şeyi söyleye gelmiştir. Yani Kıbrıs sorununa her iki tarafında kabul edeceği bir çözüm bulunması gerekir sonuçta. Bir çözüm olmalıysa. Bir çözüm olması gerekir. Bu gelinen aşamada nasıl bir değerlendirme e, yaparlar? E, geçmişi hatırlayacak olursak hep şey diyor biz e, öndeyiz bu konuda önde e, bir kaç, adım, kaç adım. adım bir adım bazen daha çok adım. <laughs> Şimdi önümüzdeki dönemde tekrar o şeye dönülür mü yani o önde olma e, şeyini yoksa belirli koşullar mı ortaya konur e, falan? Bunları birlikte göreceğiz ama o sizin söylediğiniz yani istişareler şimdi yer alacak karşılıklı olarak. Ve sanırım politika oluşturulması da o çerçevede e, netleşecek. Peki yani bir, yeni kurulan hükümetle Türkiye hükümeti arasında e, bir şey yaşanacak, diyalog yaşanacak. Orada da Türk tarafının pozisyonu e, netleşecek. Aynı şekilde tabii yani yeni Anastasiyadis hükümeti de Yunanistan hükümetiyle istişarelerde bulunacak. Ve orada kendi isterim. şeylerini oluşturacaklar. Bir gün burada bir şekilde çözümün dışındaki bir çıkmazı konuşalım ve kalıcı bir çıkmaz olduğunu düşünelim bunun. Türk tarafının parametrelerin değişikliğinden yana geri adım atmama noktasındaki pozisyonu, hatta daha ileri adımlar atarak yeni bir pozisyon yaratma durumunda, yani mümkün olmayan bir müzakere süreci dönemi ortaya çıkarsa, Güney'deki siyaset, Güney'deki siyasiler bundan nasıl etkilenir? En çok etkilenen kim olur size göre? Bütün toplum etkilenir, sadece bir belirli bir kesim etkilenmez, bütün toplum etkilenir. Yani şey olarak düşünce olarak Kıbrıslı Rumların aklında hep bir noktada Kıbrıs sorununa çözüm bulunacağı şeyi vardır. Bu zaman alabilir, uzayabilir. Nitekim almıştır zaman. Ama sonuçta bir noktada çözüme ulaşılacağı düşüncesi şeyinden farklı olarak yani sağcı mıdır solcu mudur falan bundan farklı olarak böyle bir beklenti vardır. Eğer gün gele bu mümkün olmayacak diye bir durum ortaya çıkarsa tabii onlar için bu çok şey olur. Yani kötü bir gelişme olur, çok olumsuz olur. Bunun olmaması için neler yapılması gerekir falan bunun tartışmalarının da tabii yapılması gerekir ama genelde beklenti şu anda beklenti, bir şekilde müzakerelerin yeniden başlayacağı, Sayın Anastasiyadis'in bunu zorlayacağı, yani müzakerelerin yeniden başlamasını zorlayacağı ve bu kez oturdukları zaman o Transmontana deneyimini de yaşamış olan politikacılar olarak bu kez belki uzlaşı üretmelerinin daha fazla mümkün olacağı şeyi yaygındır, düşüncesi yaygındır. Yani böyle bir beklenti var. Anastasiyadis şimdi seçimleri bitirdi. Bu kez masaya oturduğunda bu işi de bitirmek için e, adımlar atacaktır şeyi var. E, Beklentisi var. var. Evet, evet Efendim çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ee, rica ederim. Hem seçim sonrasını hem de bundan sonraki süreci bu yeni dönemi ilişkin e, mesajları aktardınız, yorumladınız bize. E, çok teşekkür ederiz programımıza katkı koyduğunuz için efendim. Değerli izleyenler, bugün akademisyen, köşe yazarı Sayın İsmail Kemal'le beraberdik. E, malum e, yeni bir dönem adanın her iki tarafında da ama bu bizi nereye doğru götürür bilemiyoruz. Bölgede e, çok bilim yani sürekli değişen, denklemler bir çözüm bulmayı bekliyor, bir sonuç bulmayı bekliyor ama bu o kadar da kolay ve mümkün görünmüyor. sürecin takipçisi olmaya ve aktarmaya dilimiz döndüğünce de değerlendirmeye devam edeceğiz yarın aynı saatte. Yine günceli konuşurken farklı bir isimle görüşmek üzere akşam var. Kuzey Kıbrıs gündemine damgasını vuran Diyalog TV, internet yayıncılığında yeni bir çığır